Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımda sizlerle olacağım. Ve bu açılımda aklınızdaki kişiye sizin merak ettiğiniz soruları yönelteceğim. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. Tabii kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan arkadaşlarım için geçerlidir. Benim tüm niyet ve enerjilerim. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım arkadaşlarım. Evet, hadi bakalım. Hemen başlıyorum bu arkadaşlarımın niyetiyle. Şu anda duymaları gereken bilgiler neler? Önce günceliyle başlayalım. Aklınızdaki insanın güncelinde neler var? Bir hazırlık dönemindeyim diyor arkadaşlar. Bir hazırlık dönemindeyim. Bir şeylerin hazırlığını yapıyorum. Bir şeylerin planını yapıyorum diyor. Yani somut bir şeyleri ortaya çıkarmamış olabilir. Ya da belki çıkardı ama devamında da bir takım planları var. İşte bunun hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Evet, kesinlikle kendine güveniyor. Etrafında kalabalık bir çevre olabilir. Çalışma arkadaşlarıyla çok yoğun çalışmalar, mesailer harcıyor olabilir bu insan. Çünkü burada bir grup çalışması var. Grup anlamında zihinsel aktiviteyi harekete geçirmek var. Dolayısıyla biraz kendi benliğini arka plana atmış, biraz kendini geri plana atmış. Daha çok böyle işte işinde, gücünde, kariyerinde gibi gözüküyor. Yani bir takımın içinde yerini almış gibi gözüküyor bana kalırsa. Ve arkadaşlar affetme konusunda da çok istekli. Yani aslında bir şeyleri onarmak istiyorum, bir şeyleri tamir etmek istiyorum. Kırdığım insanların gönlünü almak istiyorum, telafi etmek istiyorum. Şu anda da çok uygun bir zamanlama diyor aynı zamanda. Bunun için de uygun bir zaman olduğunu söylüyor. Ve bakın uygun zamanlama dedim, hemen kader çarkı da geldi. Bu da zaten şans ve doğru zamanlamadan bize bahseder. Dolayısıyla kişi şu anda hem affetmek için hem de yeni bağlantılar kurmak için doğru anda olduğunu, şanslı zamanlama içinde olduğunu bizlere söylüyor. Ve bu kişi arkadaşlar bir takım anlaşmalar imzalamak istiyor olabilir. Bu hem ikili ilişkiler babında güven temeline dayanan, hem de iş manasında yine güven temeline dayanan, uzun süredir istediği, arzuladığı ve kendini de ortaya koyabileceği bir anlaşma, bir sözleşme durumu gibi gözüküyor. Evet, bu şekildeydi gündemi aklınızdaki kişinin. Peki ben bu insana sormak istiyorum. Sizinle ilgili gündeminde neler var? Duygular demiyorum, gündem diyorum. Gel bakalım. Sizinle ilgili gündemde neler var? Biraz kendini geri çekmiş olabilir bu insan. Bir yenilenme sürecinden geçiyor ya da bunu istiyor olabilir. Ve bu yüzden de geri çekilmeyi, dinlenmeyi, çok fazla konuşmamayı, iletişime geçmemeyi tercih etmiş olabilir. Bir kısmı belki tatildedir. Belki de bir kısmı tıpkı burada gösterdiği gibi güzel bahçeli bir evde, şehirden uzakta bir yerde ikamet ediyor olabilir. Yani bir kafa dinleme durumu var arkadaşlar. Ve biraz da sanki hayatı geldiği gibi deneyimlemek var burada sizinle ilgili. İlişkiyi geldiği gibi deneyimlemek. Çok böyle kasmadan, biraz rahat enerjilerde, biraz böyle dinlendiğiniz, biraz birbirinizden uzak durduğunuz, uzak kaldığınız, çok fazla konuşmadığınız belki. Birbiriniz üzerinde işte aradı mı, aramadı mı, konuştu mu, konuşmadı mı, geldi mi, gelmedi mi gibi baskılara girmeden biraz böyle geldiği gibi yaşamak niyeti var bu insanda anladığım kadarıyla. Çünkü biraz bedensel, zihinsel ve ruhsal onarım istiyor bu kişi arkadaşlar. Ve bunu yapabilmesi için de belli bir süre geri kalmak, belli bir süre sessiz kalmak, belki kendi içine kapanmak, kendi dünyasında olmak, sonrasında bir uzlaşı noktasına gelebileceğini düşünüyor olabilir. Yani demek ki aslında bir hazırlık safhası var diyorduk ya gündeminde. Belki böyle bir hazırlık safhası da olabilir. Önce kendimle kalmalıyım. Bir şeyleri akışta nasıl kaldıysa öyle bırakmalıyım. Ve sonrasında belki o uzlaşma gelecek. Ama önce benim bedenen, zihnen ve ruhen kendimi tamir etmem gerekiyor. Bir detoksa girmem gerekiyor. Onarmam gerekiyor kendimi diyor. Ki zaten merkezde de bu insanın sizinle olan başlangıcını ya da başlangıçlarını birden fazla başlangıç yapmış olabilirsiniz bu insanla. Bu yaptığı başlangıçların, seçimlerin sonuçlarını değerlendiren bir zihin yapısı var arkadaşlar. Yani onunla şöyle bir başlangıç yaptık, şu şekilde seçimler yaptık ve sonuçları şu oldu gibi sürekli bunu düşünen bir zihin yapısı var. Ve bir o kadar da size karşı egosu aslında yücelmiş durumda. Onun egosuna iyi gelen, onun egosunu yücelten
sizin üzerinizde belki de yoğun baskı ve etkiye sebep olmasına sebep olan bir etkiniz var gibi gözüküyor. Arkadaşlar bunu söyleyeyim ve bu kişi sizinle aslında bir değişim rüzgarına girmek istiyor. Size bu konuyla alakalı bir haber vermek istiyor. Değiştim ya da işte şartlar değişti, durum değişti, duygular değişti, herhangi bir konuyla ilgili değişim. Ve sonrasında da sizinle kaldığı yerden aslında bu maceraya, onun deyimiyle bu maceraya yeni deneyim ve tecrübelere doğru yola koyulmak istiyor. Evet, gündeminde bunlar var. Peki o halde size karşı duygularını sormak istiyorum. Bu insanın size karşı duygularında neler var arkadaşlar? Hadi bakalım, biraz derinlere iniyoruz. Olmuyoruz. Sığlıktan derinlere iniyoruz. Duygularında ne var size karşı? Konuşmalarınız, mesajlaşmalarınız, kısaca iletişiminiz bu insan üzerinde çok etkili arkadaşlar. Bunu söylüyor. Adeta bir mühür gibi diyor. Bir imza gibi diyor. Ben de çok fazla etkisi olan biri diyor sizin için. Yani onun ta böyle derinlerinde, içinde çok büyük yer etmişsiniz. Bakın bunu söyleyeyim ve hala daha buna dair hayaller devam ediyor. Benim için çok önemli diyor. Ve şu an eğer uzun süredir konuşmuyorsanız kesinlikle bir mesajlaşmak için, iletişime geçmek için. Ama burada temelde bir mesaj var. Bunun için bir bahane arayan yapıda. Yani bir şeyi bir bahane olarak kullanmak ya da bir şeyi birini bir araç olarak kullanmak. Birini araya sokmak gibi bir durum söz konusu. Ve burada kesinlikle bu insan arkadaşlar papirüs kartıyla birlikte kesinlikle anlaşamadığınız, zıt olduğunuz konularla alakalı ortak bir mutabakata varmanızı istiyor. Ben diyor onunla ortak bir paydada buluşmak istiyorum. Bu barışmaksa barışmak, bu bir kağıda imza atmaksa imza atmak, bu bir şeyleri resmiyete dönüştürmekse resmiyete dönüştürmek, bu ona bir söz vermekse söz vermek. Ben bunu istiyorum diyor. Bakın dünya kartıyla vermiş. Yani onun dünyasında bir yeriniz olsun istiyor ve kalıcı bir yer olsun istiyor arkadaşlar. Bir takım sözlerin verildiği, artık söz vermekten kaçılmadığı, kalıcılığın olduğu bir durum içinde olmak istiyor. Çünkü artık bu bir zorunluluk haline geldi diyor. Bakın burada bir sonsuzluk döngüsü var. Bu insan sizinle sürekli bir arada olmak isteyen biri. Her zaman hayatında olmanızı isteyen biri. Kaldı ki sizden uzakta bile. Aslında sık sık sizi düşünen, bu döngüden çıkamayan biri ve o yüzden diyor ki bir şeyler artık sona geldi. Yani bıçak kemiğe dayandı. Ben artık bu ilişkinin sonsuz olmasını, ebedi olmasını istiyorum diyor. Burada bir sonsuzluk vardır, ebediyet vardır arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musun? Bak enerji. Nasıl çıkmış enerjisi? Aşık. Evet, aşıklar. Ne yaparsam yapayım ondan kendimi alamıyorum diyor. Adeta zincirle bağlı gibiyim. Nereye gitsem, ne yapsam, kimle konuşsam yine de onu hatırlıyorum. Çünkü dedik ya, imzanızı atmışsınız arkadaşlar. Burada bu insanda kalıcı izler bıraktığınızla alakalı bir gerçek var. Dolayısıyla da sizi aşık olduğunu, hatta takıntılı bir şekilde ne yaparsa yapsın, sizi düşünmeden duramadığını, size yoğun bir şekilde çekildiğini ve her seferinde bu duyguyu bir döngü halinde yaşadığını, sıkça yaşadığını söylüyor. Evet, duygular da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Gayet güzel çıktı, gayet güzel çıktı. Peki, o zaman ne soralım? Sizinle alakalı bu insanı en çok zorlayan şeyler neler? Ben bunu sormak istiyorum. Yani sizinle olan ilişkisinde bu insanı en çok zorlayan, böyle köşeye sıkışmasına sebep olan durumlar neler? Evet, başarısızlık dedi arkadaşlar. Tabii bunu siz biliyorsunuz. Başarısızlık, kapana sıkışmak ya da işte başarısız olacağım diye kendini geri çekmek olabilir. En çok bu zorlamış. Başarısızlık hissiyatı. Ama bir o kadar da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Neyin başarısızlığı biliyor musun? Asla ölmeyen biri diyor benim için. Asla bitiremediğim bir duygu. Bakın ne kadar paralel çıkıyor kartlar. Bunların bu şekilde çıkması asla tesadüf değil. Asla bitiremediğim bir şey. Yani belki de başarısız olduğum tek alan, tek durum. Bunu çok hissediyorum diyor. Beni kapana kıstıran bir şey. Çünkü asla bitmiyor bende diyor. Evet, bu insana arkadaşlar iyi gelen yönlerinizden biri de şu ve sizden vazgeçememesinin
Sebeplerinden biri de bu. Şu ki anaç yönünüz. Evet, olgun dişil bir enerji olabilirsiniz siz. Burada bir anne faktörünü verdi. Annesini hatırlatıyor olabilirsiniz. Şefkatli, koruyucu, kollayıcı olabilirsiniz. Ve bir anne gibi ne olursa olsun tüm hatalarına rağmen bu insanı affediyor olabilirsiniz. Yani koşulsuz bir sevgiyle onu her seferinde kabul ediyor olabilirsiniz. İşte bundan dolayı bu kişi size karşı böyle bir yakınlık hissediyor ve en çok zorlandığı, kendini en başarısız hissettiği şey belki vazgeçmek istese de vazgeçememesi, bunu öldürmeye çalışsa da, bu duyguyu sizi öldürmeye çalışsa da kendi içinde bunu yapamaması, bu onun için büyük bir başarısızlık. Ve bir diğer şey arkadaşlar, bu insanın vicdan yaptığı durumları var. Bu vicdan yaptığı şeylerde bu insan size bir konuda yakalanmış olabilir. Ya biriyle mesajlaşırken yakalandı, ya biriyle yakalandı. Yani burada size kendini açık ettiği, ifşa ettiği, yakalandığı bir durum var. Bu onu çok üzen bir durum. Oysa ki daha keyifli, daha kahkahalı, daha şen şakrak bir ilişkimiz olabilirdi. Onunla bir şeylerin keyfine varabilirdim. Ya da belki başkalarıyla aramak yerine bu keyfi onda yaşayabilirdim. Bu keyfi, bu hazzı onunla yapabilirdim diyor ve bu büyük bir vicdan. En çok üzüldüğü şeylerden biri bu. Ve bir diğeri ne biliyor musunuz arkadaşlar? İki şey. Bu kişi çok toy biri olabilir. Bakın, öğrencilik. Henüz bir şeyleri öğrenmeye devam ettiği bir dönemde belki karşınıza çıktı. Belki de siz bir şeyleri zaten önceden öğrenmiştiniz. Onun henüz öğrenmediği, bilmediği bilgileri. Bu toyluk, bilgisizlik, artık ne derseniz. Ve bazı fikirleri aşırı derecede takılı oluşu. Değiştiremiyor oluşu arkadaşlar. Doğru bildiklerinden yanlış bile olsa ödün veremiyor oluşu. Maalesef bu insanın çaresiz kaldığı iki yönü olmuş. Ve bu da bir engel olarak çıktı. Onu en çok üzen, en çok yoran durumlardan biri. Ve bir diğeri de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok yoğun kıskançlık ve endişesi var size karşı. Bu da neyle alakalı biliyor musunuz? Cinsellik. Ya bu konuda size yetememekle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Bu da onu bir endişe ve korkuya, kıskançlığa sevk ediyor. Ya da sizin belki başka insanlarla bu tarz bir durum içinde olacağınızı düşünüyorsa bunun vermiş olduğu bir endişe olabilir. Böyle bir durumu da verdi arkadaşlar. Bu da aklınızdaki kişinin korkularıydı ve bu ilişkide en çok kafaya taktıklarıydı diyebilirim. Peki o halde sizin için ne yapmak istiyor bu insan arkadaşlar? Soralım mı? Sizin için ne yapmak istiyor? Öyle ya, yani eylemler sözlerden daha önemli. Daha çok konuşur değil mi? Eylemlerdense davranışlar daha yüksek sesle konuşur. Hatta bunun İngilizce söylenişi vardı. Unuttum, şimdi aklıma gelmiyor. Eylemleri nasıl olacak? Bir bakalım. Evet, burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, eğer bu insan bir kaçış, bir uzaklaşma içindeyse, bu kaçış ve uzaklaşma bitiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sizin yönünüzde değildi, bambaşka bir yöne doğru koşturuyorsa, hem de böyle koşa koşa gidiyorsa, kaça kaça, koşa koşa gidiyorsa, tam tersi bir dönüş olacak. Bakın bunu söyleyeyim. Burada duygusal bir adım, ki hemen altına zaten bunu verdi. Bu insanla siz ruh eşi olabilirsiniz. İkiz alev olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir aşk var. Dolayısıyla bu kişi aslında kaçtığı, uzaklaştığı, kendini gizlediği bir yere tamamıyla duygularla dolu bir şekilde dönecek diyebilirim. Yani ruh eşim sensin ya da sen benim ikiz alevimsin. Ben artık bunu fark ettim ve sen olmadan yapamıyorum şeklinde size bir dönüş sağlayacak ve bu ilişki olgunlaşacak arkadaşlar. Romantik bir buluşma da olabilir tabii ki. Burada bu da vardır. Ve kesinlikle bir başlangıç söz konusu. Burada siz kazanan tarafsınız arkadaşlar, bakın. Tılsım kraliçesi olarak o olgunluğunuz, ağırbaşlılığınız, ne istediğini bilen tavrınız aslında sonunda ödüllendiriliyor. İlişkinin ilerlemesi, romantik bir buluşma, bir araya gelme durumu söz konusu. Ve burada gerçekten çok taze, çok fresh bir başlangıç var arkadaşlar. Bakın, hem güneş kartı, hem tılsım altılısı, hem çocuk kartı. Burada birbirinizle paylaşımlarınızın çok yoğun olacağı, birbirinize zaman, ilgi, alaka, gerekirse maddiyat paylaşımları yapabileceğiniz, sizi dost besleyen, büyüten,
sıcacık bir enerjiye gelip o aranızdaki soğukluğu atmanıza sebep olacak. Güzel, taze, fresh bir başlangıç, yepyeni bir sayfa sizi bekliyor. Güzel haberler, müjdeli haberler, mesajlar, konuşmalar. Ve arkadaşlar burada kesinlikle tutkular da ön planda olacak. Yani hem tutku, hem sevgi, hem güzel romantik bir buluşma, hem ruh iş olduğunuzu anlamanız, tamamlanmanız ve hem de aslında kupa üçlüsüyle birlikte bence keyifli ortamlarda olacağınız, birlikte işte kutlamalar, arkadaş çevresi, bu tarz ortamlarda da olacağınız, belki de hani uzun süredir mahrumiyetini çektiğiniz durumların acısını çıkaracağınız güzel ortamlar olacak ve güzel bir buluşma olacak gibi gözüküyor. İnşallah hepiniz için de böyle olsun arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Peki, şimdi şu kartlarımızdan bir alalım bakalım. Son olarak da konuşturma kartlarından alalım. Ne söylemek istiyor aklınızdaki kişi size? Aklım karışık, kalbim karışık. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. Ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.